Merhaba, iyi günler. Ankara'da bir konuğumuz var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucularından, aslen işletme doçentiydi siyasete girdiği zaman, Murat Mercan. Milletvekilliği yaptı ama son 3 seçimde aday olmadı. En son kendisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığını yaptı Taner Yıldız'ın yanında. Şimdi hala partinin kurucu üyesi olarak duruyor ama daha çok son dönemde uluslararası ilişkiler üzerine kafa yoran bir isim Murat Mercan. Murat Mercan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Gayet güzel bir set geliştirmişsiniz. Sağ ol. Şimdi zorlanıyorum aslında. Biz çok eski tanışız ve arkadaşız. İstersen senle devam edelim, siz demeyelim. Saati olmasın. Murat, sen aslında işletmecisin ama siyasetin içindesin. Refah Partisi'nin ve Fazilet Partisi içerisindeki yenilikçi kanadın beyin takımı içerisinde yer aldın. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Kuruluşunda var oldun ama şimdi bir nevi siyaseti içindesin ama tam değilsin. Ama son dönemde daha çok uluslararası ilişkiler, Orta Doğu konularında kafa yorduğunu biliyorum. En son blogunda bir yeni küresel düzen diye bir şeyden bahsettin. Anladığım kadarıyla bu yanımızda, yerimizde olanlar, Suriye, Irak, Kürt meselesi, IŞİD. Ve de senin yazılarında çok karamsar gördüm. Ne dersin, yanılıyor muyum? Şimdi aslında hem karamsarım hem de ümit varım. Belki karamsar olmamın nedenini şöyle görmek lazım. Dünya çok hızlı bir değişim içinde. Yani bakacak olursak son 200 yıllık, 200-250 yıllık sürece baktığımız zaman öyle bir değişim içindeyiz ki bu değişimi nasıl yöneteceğiz? Yani dünya olarak, uluslararası dengeler olarak nasıl yöneteceğimiz konusunda kimsenin fazla bir malumatı olduğu kanaatinde değil. Şimdi dünyadaki gelişmeleri evrelere ayıracak olursak, işte 30 yıl savaşlarıyla başlayan, daha sonra uluslararası düzenin kurulduğu bir evre var. Bu Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren bir evre ve bu evrede aslında bir anlamda uluslaşma çabaları ortaya çıktı. İşte 1800'lü yıllarda ilk diplomatik ilişkiler dünyada kuruldu, Viyana Konferansı ile beraber. Bu bir süre devam etti. İkinci Dünya Savaşı'na kadar bir anlamda çatışmaların olduğu ve bir de uluslararası düzenin tam kurulmadığı bir süre, bir süreci yaşadık. Fakat Birinci Dünya Savaşı ile beraber, Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki geçen sürede aslında bir uluslararası düzen kurma çabası olarak görülebilir. İşte Milletler Cemiyeti girişimleri İkinci Dünya Savaşı'nda yenilenler uluslararası bir düzen kurdular. İyi kötü çalışan çalışmayan bir düzen kurdular. O düzenden sonra bir soğuk savaş süreci yaşadık. Bu soğuk savaş süreci aslında bir anlamda başını Amerika ile Sovyetler Birliği'nin çektiği ya da başka bir deyişle kapitalizmle, komünizmle ve sosyalizmin iki ayrı kutup olduğu bir düzendi. Ve bu düzende kendi arasında bir anlamda anarşici bir denge kurmuştu. Çeşitli zamanlarda çeşitli ülkelerin liderlerine bağlı olarak gelirler artıyor ve azalıyor. Bu düzen aslında bana sorarsanız 1990 yılında tamamlandı. Yani 1989 yılı demek lazım. 1989 yılında Sovyet bloku çöktükten sonra işte iki kutuplu çatışmacı gerilim, kontrolü gerilimler aslında bir yandan bir nebze azaldı. Ve 1989'dan sonra ise uluslararası düzen daha kaotik bir yapı içine girdi. İşte bunları birçok örnekleri var. Afganistan'daki gelişmeler, Bosna-Hersek'teki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, tüm bunlara baktığınız zaman Kuzey Afrika'da, Etiyopya'da, Somali'de, Yemen'de, Sudan'da bütün bu gelişmelere baktığınız zaman
uluslararası düzende eski bildiğimiz, tanımlanabilir bir taraflar ortadan kalktı artık. Aslında bugün yaşadığımız sancı, bana sorarsanız bunun sancısı ve bunun nereye doğru gittiği konusunda herkesin farklı fikirleri var. Doğrusu benim de bazı fikirlerim var. Fakat bunlar hani doğrudur, yanlıştır, herkes farklı farklı şeyler söyleyebilir. Ama benim şöyle bir kanaatim var, karamsarlığım buradan geliyor. Aslında yeni dünya düzeni kurulurken, aslında her zaman bir dünya düzeni kuruluyor. Yani evvela eskiden 100 yılda bir, daha sonra 150 yılda bir kurulan dünya düzeni, teknoloji gelişmesine paralel olarak daha sık bir şekilde kurulacak. Ve her dünya düzeninde, bir yeni dünya düzenine geçerken çok sancılı geçiyor. Yani işte Birinci Dünya Savaşı hatırlayın, çok sancılıydı. İkinci Dünya Savaşı daha fazla sancılıydı. Sovyetlerin yıkılması, Doğu Bloğu ülkelerinin yıkılması, Çekoslovakya hariç çok sancılı bir süreçle geçti. Soğuk Savaş döneminde sancılı bir süreçle gitti. Şimdi yeni bir sürece geçiyoruz. Bu süreci tarif etmekte zorlanıyorum. Bu sürecin sancılarını bölgemizde hissediyoruz. Karamsarlığı bu. Peki şunu, şu çok konuşulduğu üzerinde tabii olabildiğince özet bir şekilde şunu ele alsak. Eskiden iki kutuplu dünyadan ayrılındı ama daha sonra senin söylediğin 89 sonrası dünyaya baktığımız zaman krizlerin vesairenin odağında bir şekilde, büyük bir kısmının odağında İslam dünyası, Müslümanlar ve İslamcı iddialı bir takım yapılar karşımıza çıkıyor. El-Kaide dün vardı, bugün daha önce ilk Afganistan'da mücahitler, sonra Taliban, El-Kaide, ondan sonra IŞİD, hatta bir ara İran devrimi de vardı vesaire. Bu İslam dünyasının ve Müslümanların ve İslamcı hareketlerin bu kadar dünyanın gündeminde olması iyi bir şey mi yoksa sorunlu bir şey mi? Şimdi aslında kader diyelim. Yani iyi bir şey olmasını ben doğrusu istemezdim. Çünkü sonuçta yaşadığımız olaylar, bütün İslam coğrafyasında yaşadığımız olaylar çok sevineceğimiz, çok ümit var olacağımız olaylar değil. Daha Afganistan'dan başladı dediğiniz gibi. Aslında ondan sonra Bosna-Hersek'te devam etti vesaire. Fakat böyle bir kaderi yaşıyoruz. Bu kader çok da kontrol edilebilir bir şey değil. Yani kimse mesela Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sahiplerine bakın. Gerilimler o kadar çok artmıştı ki kimse savaşı istememesine rağmen savaş kendiliğinden oldu. Onun için mesela o dönemin başkanları ve liderleri Birinci Dünya Savaşı'nı en anlamsız savaş olarak kabul ederler. Bazen tarihin akışının önünde duramazsınız. Bu nedenle bu bölgede olaylar iyi ya da kötü bir şekilde değerlendirmekten daha fazla ben şöyle bir yaklaşım içindeyim. Bu olaylarla beraber yeni bir düzen ortaya çıkacak. Bu düzende İslam coğrafyasının rolü nedir? Ne olmalıdır? Biraz buna kafa yoruyorum. Peki yani, burada şunu soracağım. İslami hareketler için dünya çapında, Türkiye'de dahil çok ilginç, çok önemli bir sınav verildi ve verilmeye devam ediyor. Ama baktığımız zaman sen içerisinden, ben dışarıdan gözlemci olarak baktığımız zaman, ben mesela baktığım zaman İslami hareketlerin büyük ölçüde bir başarısızlığını görüyorum. Yani kendilerinden söz ettiriyor olsalar bile sonuç olarak dünyanın sorunlarına, Müslüman toplulukların sorunlarına cevap vermekten ziyade var olan krizlerin daha da derinleşmesine hızlandırma daha çok öne çıkıyor gibi geliyor bana. Katılır mısın? Şimdi bugünkü resme baktığınız zaman katılmam kazan bana herhalde gülersin. Yani realiteleri değiştirmek mümkün değil. Yani bugün gördüğümüz zaman problemlerin merkezinde İslam dünyası var. Yani işte Afganistan'daki Taliban hareketi, El-Kaide hareketi, daha sonra onun Orta Doğu'ya yayılması,
İşte Irak'ta zamanında Saddam Hüseyin'le beraber ortaya çıkan gerilimler, kavgalar, çatışmalar, bunların göbeğinde tabii ki İslami hareketler var. Fakat bir şey ben size söyleyeyim. İslami hareketlerinde ben bu olaylardan ders çıkartması gerektiği kanaatindeyim. Tabii bu bugünden yarına değişir bir şey gibi görmemek lazım. Şahsen ben mesela ben bu hareketlerin çok içinde olan bir insan olarak kendimi bu sorgulamaların içinde daha farklı bir konuma oturtmaya çalışıyorum. Neye mesela? Yani şöyle diyeyim. Benim kanaatim şu. Yeni bir küresel denklem eğer kurulacaksa kurulmama ihtimali de var. Zaten kurulmazsa kıyamet. Yani biraz eksecere edilmiş bir şekilde anlatıyorum. Ama eğer kurulacaksa bu küresel düzende İslam coğrafyası üzerinde kurulacak bu küresel denklem. Eğer biz İslami entelektüeller, siyaset adamları, siyaset bilimcileri, düşünürleri akıllı olurlarsa bu denklem İslam coğrafyasına çok büyük bir açılım getirecektir. Zaten onun için de son blogunda ya saadet ya kıyamet dedim. Yani bunu mesela şöyle yapalım istersen. İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında bir anda mesela Fransa'da bu konuşmayı yapıyor olsaydık ya da Birinci Dünya Savaşı'nda mesela Almanya'da, İngiltere'de bu konuşmayı yapıyor olsaydık aynı karamsarlık içinde konuşuyor olurdu. Yani Avrupa darmadağın, savaşın tam göbeğinde, savaşın tam ortasında ciddi problemler var, barış umudu yok, ülkeler istila edilmiş, işgal edilmiş, atom bombaları atılıyor, müthiş bir silah teknolojisi yaygın ve oradan çok da fazla çıkış umudu herhalde o zaman yaşıyor olsaydı göremezdik. Ben şimdi bütün bu karamsarlığıma rağmen bu coğrafyada yepyeni bir çıkış olacağı kanaatindeyim. Nasıl olacağını üzerinde düşünüyorum. Doğrusu şu an bir cevabım yok. Peki şunu sorabilir miyim? Hatırlarsın senle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulma süreçlerinde, daha doğrusu sizin Fazilet Partisi'nden sonra kapanmak üzereydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya da kapanmıştı, kapandıktan sonra siz AK Parti'yi kurma sırasında bana bir anekdot anlatmıştın. Anadolu'da bir takım insanlarla, halktan insanlarla konuşurken birisi size şey demiş. Bana dinimi anlatmayın, ben dini sizden öğrenecek değilim. Siz bana bu ekonomik sorunları, işsizliği, yoksulluğu nasıl çözeceğinizi anlatın. Bunu tabii mealen aktarıyorum. Hatırlamışsındır bu anekdotu çünkü yaşayan sizdiniz. O zamanki tartışmamızda da bu mesele vardı. İslamcılık, İslam hareketlerin meselesi nereden konuşmak sorunu vardı. Ve şimdi dönüp baktığımız zaman İslam hareketler adıyla ortaya çıkan hareketler iktidara gelsin ya da muhalefette kalsın, şiddete başvursun ya da başvurmasın. Bu hareketlerin sanki temel aşmazı birazcık burada düğümleniyor. Din adı altında yapılan çok büyük sözler var, edilen sözler var. Ama insanların gerçek hayattaki sorunlarına değmek, onları çözmek konusunda büyük bir, bariz bir başarısızlık. Katılır mısın? Ne dersin? Şimdi yani tekrar söylüyorum. Bugünün karamsar tablosunun söylediklerine hepsine katılıyorum. Ama şunu da aynı şekilde söyleyeyim. Bizden sonraki kuşaklar, yani biz şimdi artık o zamanlar 40'lı yaşlardaysak belki 35'lerdeydik. Şimdi 50'leri devirdik. Bizden sonraki kuşaklarda ben İslam'ın ideolojik bir perspektiften daha fazla bir hayat düsturu, bir yaşam biçimi olarak benimseyen insanların arttığını görüyorum. Aslında biz de bu konuda kendimizi eğittik. Şahsen ben şunu söyleyeyim, üniversite çağlarında, hatta lise çağlarında İslam'ı ideolojik olarak yaşıyorum. Yani işte ne bileyim, senin kutuptur, benim müdürler, bir yolu böyle
İslam entelektüellerini okuyordum. Ama yanı başında mesela Mesnevi'yi, mesela İmam-ı Gazali'yi ya da ne bileyim tasavvufi hareketleri, sufi hareketlerini böyle burnumun tersiyle, elimin tersiyle itiyordum. O gençlik şimdi aslında daha farklı bir bakış açısına evriliyor. Benim ümidim biraz oldu. Biz bir yandan uluslararası düzende o demin söylediğim siyasal İslam'ın açlığını kendi içimizde doyururken öbür taraftan da o gün Türkiye'nin karşı karşıya olduğu siyasal gerilimlerde aslında belki de siyasal İslam'ı gereğinden fazla gündelik siyasetin içine koymuş olduk. Onun getirdiği tabii ki sancılar olacak. Tabii ki hepimiz birçok şeyi öğreniyoruz. Sen de işte 1990'lı yıllardaki Ruşen değilsin. O dönemdeki İslamcı hareketlerde mesela ayet ve slogan herhalde bugün daha farklı bir kontekst içinde yazarsın. Yani böyle bir süreç içindeyiz ve bu sürecin nasıl evrileceğini bilmiyorum. Ama bu söylediklerin belki bugün için geçerli olabilir ama geleceğe yönelik ben daha ümit var. Peki tam bu noktada bir kendi yaşadığım bir anekdotu anlatayım. Kocaeli'nde bir toplantıya çağırmışlardı gittiğimde. Orada tanıştığım birisine necisin diye sordum. Bana şunu söylemişti. Vallahi neci olduğumu bilmiyorum ama neci olmadığımı biliyorum dedi. Neci değilsin dedim. İslamcı değilim artık dedi. Yani İslamcı ya İslamcıymış ama İslamcılığı bırakmış ama şu andaki pozisyonunu kestiremiyor. Tam netleşmemiş kafası. Anladığım kadarıyla Türkiye'deki özellikle AK Parti iktidarı deneyimiyle beraber ki kaç yıl 2002'den bu yana neredeyse 14 yıl olacak yaşanan bu süreç insanların İslam siyaset ilişkisi vesaire bu konulardaki görüşlerini de bayağı bir revize etmelerini beraberinde getiriyor sanki. Ne dersin? Yani herkesin yaşadığı bir hayat var. Doğrusu benim birçok konuda kendi görüşlerimi revize etme imkanım oldu ama ana damarda ben İslami hareketlerin, İslami anlayışın ve İslami zihniyetin bu topluma, tabii bu toplum bir kenara bırakın, benim mesela bu küresel bir mesele, bu ülkenin, bu toplumun ve bu dünyanın ayrılmaz bir parçası olduğudur. Yani önümüzdeki dönem bir çatışma, bir gerilim var şu anda. Önümüzdeki dönem bu gerilimin nasıl hallolacağına bağlı olarak şekillenecek. Eğer dünyanın geri kalan kısmı İslam ve İslam toplumlarıyla uzlaşma yolu bulursa, ki burada Türkiye'ye çok büyük bir rol düşüyor, eğer bir uzlaşma yolu bulup da bir arada yaşaman modalitesi geliştirebilirsek hep beraber, o zaman geleceğimiz çok çok iyi. Yani gelecek derken sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya bakıyorum. Ama aksi olursa önümüzde uzun yıllar çatışmaların, sorunların arttığı, çatışmaların arttığı ve çatışmaların ana operasyon merkezinin de İslam coğrafyasının olduğu günler bizi bekliyor. Peki şimdi yer küreyi bir kenara bırakalım, daha mütevazı olalım, Türkiye'ye gelelim. Bir arada yaşama diyorsun Türkiye'de ama bir arada yaşama duygusu çok ciddi bir şekilde aşındı. Ne kadar vardı bilmiyorum ama şimdi bayağı bir kötü bir durumda, bir kutuplaşma çok giderek daha belli oluyor ve siyasetçiler hem siyasi iktidar hem muhalefetten karşılıklı bu kutuplaşmayı azaltmak yerine derinleştirici şeyler var ve her şey bir yana Kürt sorunu gibi çok ciddi bir giderek daha da çözülemez gibi görünen bir sorun var. Ne yapacağız? Şimdi bu fil hikayesini bilirsin. Yani 10 tane göre fili tarif etmişler, tuttuğu yeri tarif etmiş. Senin seviyenden baktığın zaman ya da belli bir farklı duyarlılığı olan insanlar açısından baktığın zaman
işte bir ayrışma, bir gerilim, bir birlikte yaşamın iradesindeki zafiyet görülüyor. Aynı zafiyeti mesela biz 80'li yıllarda işte sol-sağ çatışmaları içinde de görüyorduk. Mesela üniversitelerde işte solcu arkadaşlarla sağcılar konuşuyordu, sağcılar solcularla konuşuyordu vesaire. Şimdi ama bunun yanında şeye baktığımız zaman, toplumun geneline baktığımız zaman yine işte ticaret yapan insanlar birbirleriyle görüşüyorlar, konuşuyorlar. Ben bu kesimler arası farklılıkların mesela evliliklerde şurada burada bir farklı trendler oluştuğu kanaatinde değilim. Ama bizim gibi böyle hani siyasi hassasiyetleri artmış, siyasi gerilimlere çok duyarlı olan ve toplumun önemli bir kesimi, yani sayısal olarak yüzde kaçtı bilmem ama bana sorarsan toplumun önemli bir kesiminde böylesi bir gerilim, böylesi bir kaygı, bir endişe olduğunu görüyorum. Şahsen bunu ben de yaşıyorum. Yani ben de işte okuyorum, Twitter'da okuyorum, sosyal medyada okuyorum, gazete, televizyon eskisine göre daha az takip ediyorum, makalelerde okuyorum, kendi hissiyatımda da böyle bir sıkıntıyı yok diyemem. Ama bunun toplumun genelinde olduğunu da söyleyecek kadar bir elimde bilgi yok. Yani hala sokakta insanlar birbirleriyle alışveriş ediyorlar, birbirlerinin düğününe gidiyorlar, cenazesine gidiyorlar, derneğine gidiyorlar, dertlerini paylaşıyorlar. Şimdi bu açıdan baktığın zaman senin söylediğin sıkıntılar toplumun biraz üst tabakasında var olan sıkıntılar. Bana sorarsan bunlarla da ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Yani hani bunları ben küçümsüyorum anlamına gelmemeli. Bunlar önemlidir. Bunlar bu konularda adım atmamız gerekir. Herkesin adım atması gerekir ama AK Parti'nin ve iktidarın daha fazla adım atması gerekir. Bunu bir şekilde ortaya koyuyorum. Peki Kürt meselesini konuşayım. Evet, Kürt meselesi. Şimdi Kürt meselesinde doğrusu 7 Haziran'a kadar hepimizin tahminlerinin ötesinde, hepimizin beklentilerin ötesinde bir yumuşama vardı. Doğru mu? Evet. Yani mesela ben o dönemlerde Güneydoğu'ya birkaç kere gitme imkanım oldu. İşte ne bileyim, sokakta o Diyarbakır'ın kendi özgü kahvelerinde, lokantalarında yemek yedik, oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Şimdi bütün bu gerilim dediğimiz, çatışma, gerilim adına ne derseniz deyin, 7 Haziran'dan bu yana olan bir vaka. Şimdi şöyle düşünelim. Kürtlerle Türkler yüzlerce yıldır, belki de binlerce yıldır, ben çok tarih bilmem ama binlerce yıldır birlikte yaşıyorlar ve bu birlikte yaşama iradesine de siyasi kavgalar ne olursa olsun, tarihte işte Celal isyanlarından tutun Şeyh Seyyid isyanlarına kadar bu birlikte yaşama iradesi hiçbir zaman akabete uğramamış. 7 Haziran'dan bu yana devletin PKK ile olan mücadelesinin sonucunda Kürtlerle Türkler birbiriyle ayrışacaktır demeyi ben doğrusu çok erken bir teşhis olarak görüyorum. Bütün geçmişe bakarım. Yani evet şu anda bir PKK ile bir mücadele var. Terör şeylerle bir unsurlarla bir mücadele var. Ama bu mücadelenin Türkiye'de Kürtlerle Türkler arasında bir kırılmaya yol açacağını söylemek çok bence dramatik. Bu endişeyi taşıyanları anlıyorum. Bazen ben de taşıyorum doğrusu. Fakat
bu problemlerin çözümünü başka bir yerde aramak lazım diye düşünüyorum. Peki ben seninle bir başka başlı başına Kürt meselesini konuşacağımız bir şey yapma notunu düşelim. Son olarak şunu sorayım, Suriye'yi sorayım ve direkt soracağım. Sen de bir hafta içerisinde Cuma namazını Şam'da kılmayı hayal edenlerden miydin? Şimdi tabii bana öyle bir soru soruyorsun ki gündelik siyasetin içine sokuyorsun. Gündelik değil artık. Kaç yıl önceki olay artık. Bugünün meselesi olmakla çıktı. Bu konularla ilgili kanaatlerimi ben olabildiğince açık bir şekilde partinin yetkili kurullarında söyleme imkanı buldukça söyledim. Kimi zaman da söyleme imkanı bulamadım, onları söyledim. Ama hala ben AK Parti kurucu üyesiyim, hala AK Parti'nin toplantılarına davet edilirsem, çok fazla davet edilmiyorum onu söyleyeyim. Davet edildiğim zaman zevkle katılıyorum, fikirlerimi de söylerim. Bu konuda Suriye konusunda benim çok uzun zamandır endişelerim ve kaygılarım vardı. Bunları söyledim ama bunları kamuoyuyla paylaşmayı doğru bulmam. Çünkü o günkü konjonktürde mesela şunu açıklıkla söyleyeyim. Yani çok samimi olarak söyleyeyim. Tunus'ta şey çıktığı zaman bu devrim olduğu zaman Tunus harekatı olduğu zaman ve Mısır harekatı olduğu zaman Mısır'daki Müslüman kardeşlerin devriminde ya da şeyinde Mursi'nin hareketinde doğrusu çok çok heyecanlandım, çok sevindim, çok destekledim. Yani hani ben de o açıdan baktığınız zaman sütten çıkmış ak kaşık gibi değilim. Yani bu hareketlerin çıkış noktasında bir heyecanım vardı, bir aşkım vardı, bir şeyim vardı. Fakat sonraki gelişmeler, özellikle Libya'dan sonra ve Mısır'la beraber sonraki gelişmelerde belki biraz daha temkinli olmak, biraz daha uluslararası düzeni entegre bu değişimi ve bu devrimi sürdürmek gerektiği kanaati bende hasıl oldu. Ama hani ilk çıkış noktasında doğrusu ben mesela tweetlerime baktığınız zaman görürsünüz Mısır'dan sonra sıranın Suriye'ye geleceğini açık açık söyledim. Onun için eski yazdıklarımı da reddetmem. Fakat şunu da söylemem lazım. Bu süreç hepimiz için çok öğretici oldu. Evet, çok acı oldu, çok öğretici oldu. Bu süreç içinde bazı değişiklikler yapmak ve politika değişiklikleri yapmak gerekir mi? Bana sorarsanız gerekir. Eğer bir gün AK Parti'nin yetkili kurulları, arkadaşlarım bunu bana sorarlarsa kendilerine de bunu açık açık söylerim bir şekilde. Peki Murat, son dedim ama bir başka son soruyla noktaya koyalım. Şöyle sormak istiyorum. İslam dünyası ve İslami hareketler, ama bu İslami hareketleri kastettiğim mainstream, ana akım İslami hareketler, El-Kaide ile doğru dürüst yüzleşemeden üzerine bir de IŞİD diye bir olay çıktı ve IŞİD olayı bambaşka bir boyuta taşıdı ve herhalde El-Kaide tabi 11 Eylül saldırılarının sembolizmini bir kenara bırakacak olursak o çok önemliydi. IŞİD El-Kaide'yi aşmış gibi gözüküyor. Bu konuda İslami camianın siyasetçileri, aydınları vesaire ne konuşuyorlar? Açıkçası ben bu konuda yapılmış çok ciddi değerlendirmeler, yüzleşmelere çok sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da pek tanık olmadım. Gafil avlanmış gibi bir görüntü var. Yanılıyor muyum? Şimdi aslında hazırlıksız yakalandığımız doğru. Yani şahsen biz Sovyet Rusya Afganistan işgal ettiği zaman Amerika'daydım ben. Çok heyecanlı, çok coşkulu bir yılı aktivitelerin içine katıldım. Ondan sonra Türkiye'ye geldik, bu aktivitelere devam ettik. Gazze'ye ilk giden politikacılardan bir tanesiyim. Belki de ilkiyim Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak. Yani bu heyecanımı
aynen sürdürüyor. Fakat şurası da muhakkak ki hepimiz, ben de dahil olmak üzere, bu süreçte İslami hareketlerin ne tür dönüşüm yapması gerektiğini, neleri içselleştirip neleri itmesi, haricileştirmesi gerektiğini ciddi bir biçimde sorguluyoruz. Yani doğrusu gerek tekrarlayayım gerek için medyaya yansıyan operasyonları, eylemleri, söylemleri, bunları bizim hazmetmemiz, bizim anlamamız, bizim kabul etmemiz şahsen değil. Yani ben hiçbir arkadaşımı şey yapmam ama onların öyle olduğu kanaatim mümkün değil. Bir barış dini olan İslam ile bu hareketlerin, işte gördüğümüz bu işte cellatvari hareketlerin, dışlayıcı hareketlerin, haricileştirici hareketlerin birlikte alınması doğrusu beni çok endişelendiriyor. Şimdi bu IŞİD de olsun, El-Kaide olsun, ne olursa olsun bunları ortaya çıkartan unsur yabancı unsurlar olabilir. Yani bunların kuruluşunda komplo parmağı, yabancı parmağı olabilir. Buna bir itirazım olmaz. Yani bunun için herkes farklı düşünebilir ama varsayalım ki komplolar var, IŞİD gibi, El-Kaide gibi örgütleri yabancı istihbarat örgütleri kurdu. Ama şurası da muhakkak ki bu örgütlerin sempatizanları sokaktaki insanlar, gençler, kadınlar, çocuklar, işte üniversite öğrencileri, şunlar bunlar. O zaman şu soruyu hepimizin sorması lazım. Müslüman aileler olarak biz nerede hata yapıyoruz ve bundan sonra ne tür adımlar atarak bu tür sorunları en azı yedirgemek lazım. Bunları sıfırlamanız imkansız. Dünyanın her yerinde radikal örgütler, radikal unsurlar vardır. Ama bunların dereceye zararları bilimize etmek hususunda da başta Müslümanlara büyük görev düşüyor. Onun için de ben son blogumda şunu söyledim. Eğer bir küresel denklem kurulacaksa bu denklemin başarısı bize bağlıdır. Biz derken özellikle Türkiye'yi kastediyorum. Çünkü Türkiye'deki İslami anlayış, katılırsınız katılmazsınız, dışlayıcı değil, kucaklayıcı bir anlayış. Özellikle tarikatların, tasavvufların bir birlikte yaşamanın getirdiği bir barış atmosferi var. Belki bunlar üzerinde biraz yoğunlaşmak lazım. İstersen burada noktayı koyalım Murat. Evet, keyifli bir söyleşi oldu. Meraklısına diyelim, ilgilisine. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından Doçent Murat Mercan'la bayağı bir şey konuştuk. Özellikle dünyayı konuştuk, küreselleşmeyi konuştuk ve İslam hareketleri ve tabii Türkiye'yi konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler. İyi günler.